Bir daha göstereyim. Görüyor musunuz arkadaşlar? Bu işte tarhanayı kavurduğundan dolayı. Şimdi gülerek başladım. Benim oğlan diyor ki baba diyor biraz diyor gülümse diyor. Herhalde fazla gülümseyen bir insan değilim. Şimdi tarhanaya su değdirme videom var benim. İnanılmaz derecede beğenildi. Çok mesajlar aldım. Bazı mesajlarda da usta biz bu çorbaya çok anlaşılır olmadı. Sesin gelmiyor, sesin anlaşılmıyor diyorlar. Şimdi bunu evde nasıl yapabiliriz? Onu göstereceğim. Hem pratik olacak hem de tarhanayı kavurarak nasıl yapılır, daha nasıl lezzetli olur onu göstereceğim. Şimdi şurada malzememizi tanıtalım. Burada kuru tarhanamız. Sarımsağımız var. Yarısını kavururken aromasında, aroma kokusunda, diğer yarısında lezzetinde bulunacak. Burada şöyle göstereyim. Bir tatlı kaşığı salçamız var. Nanemiz var, pulverimiz var. Size tarhana çorbası nasıl yapılır? Lezzetlisi nasıl olur? Ne yapacağım? Onu göstereceğim. Ocağın başına. Tenceremizin altını yaktık. Fazla ateş olmayacak. Şimdi şunu söyleyeyim. Biz genelde evde yemek yaparken çorbaları, yemekleri abartıyoruz. En lezzetli yemek hangisidir? Az olan yemektir. Niye az? Bir kepçe daha koyduğun zaman yemek bitmiş olsun ki yemeğin lezzetli olsun. Yoksa 3 gün 4 gün aynı yemeği yiyoruz. Kesinlikle tenceremizin dibi kuru olacak. Bir damla dahi su, yaş, nem olmayacak. Şimdi 3 kaşık tarhanamızı attık. Bunu kavurmaya başlıyoruz. Şimdi soruyorlar usta ne kadar kavurdun? Süresini soruyorlar. Isıyı aldıkça tarhananın ekşi kokusu gelmeye başladı. Isıyı aldıkça. Kesinlikle bu tarhanada toplanma, topaklanma olmaz. Midenizi ekşitmez. Kadife gibi bir çorba çıkar. Bu çorbam daha önce birkaç tane televizyon programında da çıktı. Orada da yaptılar. Tabi sadece benim adımı söylemediler. Bunu kavururken şey yapmayacağız. Ne diyeyim? Helva kıvamında kavurmayacağız. Yani helva gibi rengini atmayacak. Çok hafiften bir rengini atacak. Rengini atmaya da başladı. Şöyle tekrar bir daha göstereyim. Hafiften rengini atmaya başladığı zaman ne yapacağız? Yağını vereceğiz. Yalnız yağı az vereceğiz. Daha sonra tekrar bir kere daha yağ kullanacağımızdan dolayı bu çorba iki aşamalı olacak. Yağ tarhanaya karıştıracak seviyede olacak. Yani ortalama yarım fincan civarı. Şimdi sıra geldi salçasını katmaya. Salçayla tarhanayı iyice bir kavuracağız. Salçamızı tabii ki her zaman söylediğim gibi hazır salça olduğu için bunu bir hazır salça kokusundan çıkartacağız. Ne yapacağız? Ev salçası kıvamına gelene kadar. Bir de şimdi şöyle diyorlar. Usta ben çorba içtim. Midem ekşidi, midem ekşidi, midem yandı. Arkadaşlar midenin ekşimesi, yanması neyden? Tamamen salçanın çiğ olmasından ve iyi kavrulmadığından. Şöyle bir ne yapalım? İki dişle bir sarımsak atalım. Şeyle beraber kavuracağız bunu. Salçayla beraber kavuracağız. Bu sarımsak, şimdi bu salçayla beraber yanacak. İçinde aroma kokusu olacak. Lezzeti içinse daha sonra sarımsağını katacağım. Salçamızı da iyice kavurduk. Şimdi ne yapıyoruz? Soğuk suyunu veriyoruz. İlk etapta soğuk su vereceğiz. Ondan sonra eğer elinizde sıcak su varsa sıcak su verebilirsiniz. Su ayarlamasını da en son yapacağız. Tarhanamız kesinlikle şey olmayacak. İşte servis esnasında toplanmış, yüzüne suyunu bırakmış. Öyle bir durumla karşılaşmayacağız. İpek gibi, kadife gibi bir çorba çıkacak. Soğuk suyla ne yaptık? İyice kavurduğumuz tarhanayı açtık. En ufak bir toplanma, pütür yok. Bu çorba biraz sonra kadife gibi olacak. Şimdi diğer suyunu da ilave ediyoruz. Şimdi çorbamız kaynarken şöyle tekrar suyuna bir daha bakın. Normalde tarhana çorbası yaptığınız zaman ne olur? Toplanma olur, pütür pütür olur. Böyle bir şeyle karşılaşmayacağız. Çorbamız kaynarken şimdi sıra geldi diğer işleme. Çorbamız kaynarken ne yapıyoruz? Şimdi bir nanesini yakacağız. Tabii benim önerim tereyağı varsa tereyağıyla karıştırın. Hemen şöyle yapalım.
Arkadaşlar şöyle çorbayı görüyor musunuz? İpek gibi oldu. En ufak bir toplanma yok. Bir daha göstereyim. Görüyor musunuz arkadaşlar? Bu işte tarhanayı kavurduğundan dolayı. Islayıp hamur etmedim, çamur etmedim. Çorbamızı şimdi az bir pul biber katıyorum. Baharat sizin tercihiniz. Benim önerim sadece pul biber. Tuzunu katıyoruz. Çorbamız kaynadı. Şöyle bir altını kısalım. Hemen çorbamızı sarımsaklı katıyoruz. Naneyi de şöyle bir gösterelim. Görüyor musunuz? Hafiften pembeleşmeye başladı. Arkadaşlar çorbamız hazır. Bak kadife gibi. Şimdi ne yapıyoruz? Sunuma geçiyoruz. Kadife gibi bir çorba nasıl yapılır diyorsanız yine beni izlemeniz lazım. Şimdi çorba ile ilgili şunu söyleyeyim. Arkadaşlar 3 kaşık tarhana ben 5 porsiyon tarhana 5 porsiyon çorba çıktı. Ortalama 6 su bardağı su verdim. Bizdeki hata şu. Ya gözümüze az görünüyor. Tarhananın aslı un olduğundan dolayı gözümüze az görünmesin. Ortalama bir aileye 3 kaşık tarhana kesinlikle yeterli. Videolarımın arasında 60'ın üzerinde çorba tarifim var. 700'ün üzerinde yemeğim var. Ben işte beğenmeyi unutmayın. 700 videonun içerisinde 2 tane söylememişimdir. Demek ki söylemem gerekiyor. Çorbayı beğendiyseniz, yemeklerimi beğeniyorsanız lütfen abone olmayı unutmayın, beğenmeyi unutmayın. Unutmayın ki şu Ahmet Şef'i de bir sevindirin. Ne diyoruz? Kim yapar? Ahmet Şef yapar. Siz isteyin, biz yapalım. Afiyet olsun.